Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler, nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin yıllık sizin için hazırlamış olduğu Burç Yorum programına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. 2014 yılının gökyüzü görünümlerini sizin için çözümlemeye çalışacağız. Evet, ilginç bir yıl 2014. Evet. İkizler Burcu için. İkizler ve yükselen ikizler burcunu çok etkileyecek bir dönem. Neler var sevgili Demet? Evet sevgili ikizler, bu yıl tutulmalarımız Boğa burcundan, Akrep burcundan Koç ve Terazi burcuna doğru kayıyor. Bunun yanı sıra ay düğümleri de yine Koç Terazi aksına doğru kayacak. İkizler için destekleyici olabilecek görünümler bunlar. Özellikle yılın ilk tutulması 15 Nisan Terazi burcundaki ay tutulması 25 derece Terazi burcunda olacak. İkizler için, 3. dekan ikizler için hayatlarında yeni değişimler, dönüşümler olabilir. İlişkilerle ilgili, sevgi, aşk veya çocuklarla ilgili konularda bu tutulmanın etkisiyle önemli başlangıçlar, değişimler yaşanabilir. Yine 8 Ekim'de Koç burcunda bir ay tutulması olacak. Bu da özellikle sosyal konularda veya gelecekle ilgili yaptıkları projelerde, yine aşkla ilgili konularda ikizleri etkiliyor. Etkileyen Uranüs tutulmalar. Zaten orada. Evet, Uranüs orada. Zaten 15 Nisan 8 Ekim tutulmaları aşk, sevgi ilişkileri, bekarlarda yeni tanışmalar, flörtler, birliktelikler, hayatlarında çok değerli bir aşk ilişkisine girme. Evet. Eğer evlilerse de çocuk sahibi olmak gibi olgulara sebebiyet verecek. Yalnızca ikizlerin bu 5-11 Kasım'a bazı hayallerini gerçekleştirmek, sosyal topluluk içinde, sosyal gruplar içinde kendilerinin güçlenmesi bunlara sebebiyet verirken 5-11 Kasım'a mesela daha şanslı olabilecekleri, daha güzel seyahatlere gidebilecekleri, daha mutlu olabilecekleri yapıları da gösteriyor. Bunun yanında Jüpiter'in de Yengeç Burcu'nda olmasa, İkizlerin Satürn Jüpiter trinesinden dolayı da gelirlerinde belli bir artışa sebebiyet veriyor. Maddi konularda destekliyor özellikle Temmuz ayına kadar. Ondan sonra Aslan'a geçince de yine ikizler için şanslı Jüpiter'in konumu. Aslında ikizler için bence istikrarlı ve güzel bir yer. Evet, diğer burçlar kadar, öncü grup burçlar kadar riskli bir yıl değil. İkizler, Koç, Terazi, Oğlak ve mesela Yengeç zor. Evet. Ama ikizler mesela olumlu bir yıla giriyor. Evet. Yalnızca bir şey var tabii. Birlikte olduğu arkadaşlarıyla ilgili bazı sağlık sorunları, bazı sıkıntılarla ilgili haberler alabiliyor. Sosyal gruplar, dernekler ve kulüpler, partilerle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Ama genel olarak olumlu etkilere sahip. Bir de yeni ay ve dolunay dönemleri tabii ikizler burcunu etkileyen dönemler olacak. Yılın en önemli zamanlarından birisi. 28 Mayıs'ta ikizler burcunda yeni ay doğacak. 7 derece ikizler burcunda olacak. 28 Mayıs ve yakınlarında doğanlar için bu yılın önemli olduğunu ve değişimler getirebileceğini işaret ediyor. Bir de 6 Aralık'ta dolunay var. 6 Aralık'ta 14 derece ikizlerde dolunay var. Orası biraz tehlikeli çünkü ikizleri için Kasım ve Aralık ayı 2014 biraz tehlikeli bir dönem. Gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü Mars'ın yay burcundaki hareketi, sosyal çevresinden biraz eleştiri alabileceği, birlikte olduğu insanlarla ilgili bazı gerginlikler olabileceği, ortaklıklar, evlilik gibi konuların çok fazla gündeme gelebilecek ki ikizlerin bu çift karakterli kişiliği sebebiyle karar almakta zorlanan da bir burç olduğunu biliyoruz. Orada bir sıkıntımız var. 24 Aralık'tan sonra, 2014'ün 24 Aralık'tan sonra Satürn güneşinizin karşısına geçmeye başlayacak. Evet. Yay burcunda ve bu artık biraz 2,5 yıl kadar biraz zaman zaman sorumluluklarınızı, yaşamla ilgili sınavlarınızı, imtihanlarınızı arttıracak. Gene ikizler. Çok böyle üzülecek bir şey yok çünkü Satürn bu hareketi yaparken en azından 2015 yılında Uranüs'le Plüton problemi bitecek ve Satürn'le Uranüs olumlu açıları başlayacak. Şimdi Satürn'ün Uranüs'ü olumlu açıları, gerçeği söylemek gerekirse 2015'inde yani çok anormal sorumluluk ve yorgunluk da geçeceğini göstermiyor. Yani aslında 2014
Eğer doğum haritasında ekstradan herhangi bir şekilde çok zararlı bir gezegen döngüsü yoksa ikizler burcu için çok iyi. Evet. Bir de onun yönetici gezegeninin Merkür'ün retro zamanları var. Evet, bu da önemli. Merkür'ü takip edelim. Merkür ilk retrosunu 6 Şubat 28 Şubat aralığında yapacak. 3 derece balık burcunda başlayacak. 18 derece kova burcuna kadar devam edecek. İkinci retrosunu 3 Haziran 2 Temmuz aralığında yapacak. 3 derece yengeç burcunda başlayacak retro, 24 derece ikizlere kadar devam edecek. Son retroyu da 4 Ekim 25 Ekim aralığında yapacak. 2 derece akrep burcunda başlayıp 16 derece terazi burcuna kadar retro hareket devam edecek. Aylık daha fazla detayları görmek istiyorsanız eğer bilinçokuru portalımızdan, sosyal paylaşım platformumuzdan aylık burç yorumlarına izleyerek de kendinizle ilgili ve çevrenizle ilgili ekstra bilgiler alabilirsiniz sevgili ikizler. Saygılarımızla. Hoşça kalın. Güle güle.